Mühendis var, bir şekilde gülüyor. Mühendis var. Gel gel gel, böyle gel. Sabah Sarayyer servisini yapıyordum. 8.30 sıralarında Sarayyer'e bir bayan bindi araca. Hamideki Sultan Kurs'tan geldiğimiz yolcular bayanın fenalaştığını söylediler. Aracı sağ tarafa çektim. Bayan aşağı indirdik. Bayan kusacağım dedi. Bayanın yüzünü falan yıkadık orada. Sonra bayan bayıldı. Yere falan yatırdık bayanı. İlk yardım yaptı kendisine orada. Sonra bayan biraz kendine gelir gibi oldu. Sonra ayağa kalktı biraz. Sonra bir daha bayıldı kendisi. Bir daha bayılınca kendisini yolcuya söyledim. Hastaneye götürmemiz gerekiyor kendisini dedim. Yolcular bir şey demediler, tamam dediler. Amirimi aradım, bilgi verdim belediyeye. Hattan çıkıyorum, hastaneye gideceğim diye. Tamam dedi onlar. Hastaneye geldim. İlk yardım için 112 çağırdık oraya. İlk müdahalesini yaptık, teslim ettik hastaneye. Sonra geldik. Peşinden müdürüm aradı beni, Kenan müdürüm aradı. Kendisi kalp krizi geçirdiğini söyledi ve teşekkür etti bununla ilgili. Bu durum bu kadar yani. Bu konulardan eğitim alıyoruz sürekli. Seminerlerimiz bunlar devam ediyor. Herkesin bu konuda bilgisi var. Herkes ilk acilinde ne yapacağını çok iyi biliyor. Bunlar hem belediye olarak hem ulaştırma olarak seminerler düzenliyorlar. Ve şoför arkadaşlarımız da burada olduğu için bunlar da hepsinin bilgisi var bu konulardan yani. Bu konuda bütün şoför arkadaşlarımızın bilgisi olmasını bekliyoruz. Çünkü can meselesi bu. Yani bir saniye bile bizim için önemli burada. Ve hayat kurtarıyorsunuz sonuçta. Dikkat edelim lütfen yani. Hiç kimse bir şey demedi. Herkes kabul etti. Kimsenin sesi çıkmadı yani. Siz ağacın önüne kadar yanaştınız. Evet, ağaca kadar gittik. Ağacın önüne kadar yanaştık. Güvenlikçi arkadaşlar sedye getirdiler orada hasta için. Hastayı ben sedyeye yatırdım, teslim ettim orada. Araçta sordum tanıyan var mı diye. Aynı mahalleden bir arkadaşı varmış. Onu bıraktım kendisini orada. Zaten kendisi olmasaydı ben beklerdim orada. Ama teslim edince ben döndüm, hattıma devam ettim, kaldım yerde.